keseceğiz. Elimizde bir tişört var. Bu tişörtten biraz faydalanarak, pratik olarak kestiğimiz bir şey. Penyeli mikrolu kumaşımız var. Belini ölçtük, 80'di. 80 santim. 80'i tam kiloş yapacağımız için pi sayısının 2 katını 6,28'e bölüyoruz. 12,7 çıktı. 2 santim esneme payını ben oradan atıyorum biliyorsunuz. 10,7. 11 gibi bir şey düşünün siz onu. 11 santim kiloş oranımız. Etek boyumuz 66 santim. Önce eteği çıkartacağım, keseceğim. Kalan yerlerden de üst bedeni rahatlıkla çıkartacağım. Köşe noktasından bakın böyle biz bunu önce biri katladı, sonra bir daha katladık ortadan. Kumaşın boyu burası. İki, bakın iki kat kumaş var, iki kat kumaş var. Şurada kesik yok. Eteğin hiçbir yerinde kesik olmayacak. Dümdüz, yüz yuvarlak bir şey keseceğiz. Tam köşe noktasından 10,7. 11 yapalım onu. Şöyle 11'i işaretliyorum. Belini çizdik. Açtığımızda şöyle. Simetrisi burada olacak. Bel hattından da etek boyunu alacağım. 60. Yapalım. Şurayı alalım. Boşluk kalmasın. Tam ortada. Şimdi kesebiliriz. Çizdik. Her yerden 64 pergelle çizer gibi yaptık. Kesebiliriz. Burayı ölçtüğümüzde 80'i bulmamız lazım. Şimdi bir kalanına gelelim. Evet, bakalım kumaşın neresinden çıkartabiliriz. Ayarladım bu kumaşları. Ön arkayı bir keseceğim için iki parça kumaş boydan ayarlıyorum. Sonra da ön arkadan ayırıyorum. 4 kat oldu değil mi kumaşlar? Evet.
arkası. Öyle mi? Arkası kapalı mı olsun? Aynen olsun arkası. Onun daha önce diktiğiniz elbise vardı ya. Hı. Bunun şu koltuk altının uzunluğunu söylerseniz daha rahat kesilir. Verdiğiniz metre hatalı. Kınama ölçümüz 21 santim. Şöyle. Buraya kadar çiziyoruz. Buradan sonrasını almayacağım. Bu arka. Arkanın yakasını şöyle bir çizelim. Omzu küçücük gördüğünüz gibi. Evet, yapalım. Küçüklüğümüz. Şurayı da çizeyim. Şöyle tutabilir misiniz aşağıya şurayı? Heh. Şekli olduğu gibi kol evini. Bu body olduğu için body'nin de bakın önü arkası aynı kol. Tabii bir farklılık da yok. Evet. Çizdik herhalde değil mi? Görünmüyor da peki ama. Görebiliyor musunuz? Görüyorum. Şimdi bu arkaydı. Arkayı keselim. Kaydı. Şöyle biraz hafif kaymış gibi. Şunu bir oynatalım yerinden. Arkayı ayırıyorum bir tanesini. Şöyle. Yaka açıklığı biraz daha fazla şey. Şu. Aradaki şeye bir bakalım. Kaç santimmiş? Yaklaşık 3,5 santim. Bunu biraz daha aşağıdan keseceğiz. 3,5. Şöyle gelecek. Ön oldu. Şimdi burada 16 derecelik yaklaşık bir açı yapacağım. Biraz daha dik durmasını istiyorsanız, mesela böyle yapıyoruz ya, düz kollarda şurası düz oluyor. Biraz daha dik dursun isterseniz de burada birazcık şöyle bir üçgen oluşturabilirsiniz. Pembe sabunla çizin hocam. Daha iyi olur. Değil mi? Belki daha iyi görünür. Şimdi olduğu gibi bunu bir çizelim şuraya. Bitiş noktamız şurası olsun. Evet. O da görünmüyor. Bu da görünmüyor ki. Mavi daha, yani mavi daha iyi görünüyor galiba. Pardon. Yer. Sonra bakın şöyle yapacağım. Şu şekli vermeye çalışacağım. Bu şekilden uzaklaşmamamız lazım. Mavi daha iyi kısır. Evet. Evet. Kes
keserken daha iyi göreceksiniz onları. Biraz yuvarlayalım. Dirseğe kadar yapacağız değil mi? Şöyle kestim. Biraz da daraltalım. Göz kararını yapıyoruz her şeyi. Farkındaysanız hiç herhangi bir ölçü falan da almıyorum. Tamam. Bundan bir tane daha kesiyorum. Şeyini de kesebiliriz istersen hemen. Kol olanını. Biraz da böyle olmaz da yine pratik yapıyoruz işte biz böyle. Evet. Elimiz nerede? Buraya denk geldi mi? İlk aldığım ölçü. O zaman sıkıntı yok. Tam kesmişim demektir. Bunu aslında etekte de uygulayabilirsiniz. Evet, bu kol volanı. Evet, ama aynı şeyi kroşete keserken katlaya böyle bak şöyle yaptım. Etek alabiliriz. Eteği küçüğü zaten. Onda da tam kiloşta da yarım kiloşta da uygulayabilirsiniz.